Şu an iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aynaya bile bakmadım bu arada. Bence şu an kadraj çok iyi. Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra Kerem'le bir soru cevap videosu çekiyoruz ama o bildiğiniz soru cevap... Evet, aslında soru cevap değil. Tam diyordum ki o bildiğiniz soru cevaplardan değil. Belki hatırlayanlarınız vardır. Bir ara Çay Ocağı adında bir serimiz vardı. Kerem onun Çay Ocağı olmasını istemişti. Ve ben de demiştim ki biz bunlardan böyle ara ara işte ayda bir, iki ayda bir çekeriz. Çekmedik. En son bu videodan 2019 ayının... 2019 ayının Mayıs yılında çekmiştik. Ve neredeyse 1,5 yıl oldu. Ama çok sevilmişti. Ben de çok sevmiştim. Sen de çok sevmiştin. Ama yani ben her ay çekersem yüzüm eskir diye düşündüğümden bunu yılda bire çevirdim yani. Yani yine yılda bir yapalım en azından. Çünkü böyle 1,5 yılda bir oluyor. Zaten neyse. 2020'de böyle çok da yeni aksiyonlara girmek istemiyoruz ya. Hani bir şekilde bitsin artık. Evet. Eğer bu videolardan daha önce hiç izlemediyseniz açıklama kısmında serinin bir önceki iki videosunu da bulabilirsiniz. Bu da zaten üçüncüsü. Umarım bundan sonra bir düzene gireriz. Kısacası aslında aynı sorulara birbirimizden habersiz cevap vereceğiz. Her seferinde başka biri hazırladı sorularımızı. Bu sefer Bülent'le Erdin yardımcı oldu bu konuda. Soruları bilmiyoruz. En ufak bir fikrimiz yok. Birazdan böyle tek tek evden çıkacağız. Sorulara ayrı ayrı cevap vereceğiz ve sonradan ben bu videoyu montajlarken aslında duyacağım Kerem'in bensiz nasıl cevap verdiğini. Umarım keyifli izlersiniz ve artık başlayalım. Kim dışarı doğru çıkacak ilk? Şey, taş mı kağıt mı kas? Bir dakika, kazanan ne istediğini seçsin. Neyse tamam hadi, kazanan bir şekilde karar verecek. 1, 2, 3. Sen... 3 ol. Hani bu böyle uzar yani. 2. Zaten tamam. 3'te 2'yi tamam. Aldım. Evet. Hadi go. Ben mi gideyim? Ben gideyim. Görüşürüz. Gerildim ya. Ben bunu mesela hiç böyle hayal etmemiştim. Sorguya çekiliyor gibiyim aslında. Sandalye, ışık, her şey hızlı. Gerçekten ya. Kerem'e başarılar diliyorum. Masum. Ben de sana başarılar diliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Go. Acil durumda elinden ilk kurtarmak isteyeceğin şey ne olur? Geçen alarm çaldı ya evde, yangın alarmı. Şöyle, geçenlerde apartmanda yangın alarmı öttü. Bilgisayarımı kaptım ve Kerem'e çık diye bağırıyorum böyle. Ve ben direkt çıktım, Polina laptopunu aldı, ödevimi yapmam lazım diye. Yani demek ki, ben bir de cüzdanımı aldım. Ben muhtemelen hiçbir şey almazdım ya. Sonra kalan çantalarıma özür dilerim. 2 gün önce tecrübeli sağlık hiçbir şey almadım. Bravo. Sabah uyanır uyanmaz aklına ilk ne gelir? Odaya çok güneş geliyor. Of, ödev ya bu aralar. Bunun yokluğunu çektiğim zamanlar geliyor. Yapmam gerekenler, bitmeyen to-do list. Biz burada biraz ayıklı bir şeyler gelir belki de bir heyecanlı. Ya bu şikayet değil ama, bu iyi bir şey. Ödedim biraz heyecanlanırdım belki filan ama neyse ödevler kadar heyecanlandırmadım. Bence şakası asla yapılmayacak olan konu nedir? Yani kırmızı çizgilerimiz var bizim de kendimize göre ama... Güzel bir soru. Bir liste çıkarsam insanlar benden muhatap olmaktan çekinmeye başlayabilir. Ben böyle hastalıkla alakalı şaka yapılmasını hiç sevmiyorum. Ne bileyim, özel hayat, aile kriterlerini tabii ki öne koyuyorum. Gerisi yani çok da ben öyle takılmam galiba ya. Have fun yani. Hatta Kerem böyle arada bir yapar gibi oluyor ve çok kızıyorum. Peki İstanbul'da seni hayal kırıklığına uğratan 3 şey? Abi her şey çok pahalı ya. Birini direkt biliyorum. Sigara. Sigara. Evet. Çok tamamlı bildim öyle. Evet, sigara. Hatta bu soruyu o yüzden 3'e çıkardı. Evet, nasıl olsa birini biliyorum. Pahalı yani, şey olarak pahalı. Mantıksız pahalı yani. Polina'nın nedenini tahmin edeyim mi önce? Bence so far so good demiştir. Ya bilmiyorum, galiba iyi gidiyoruz. Yani ne olursa olsun çok radikal bir değişiklik yaptık hayatımızda. Kaldırımlar ve kaldırımda bile giderken bir an böyle karşıma motor çıkması falan. Kötü bir şey gitmiyor galiba. Yani maskenin yeteri kadar doğru düzgün takılmadığı dışında. Peki üçüncüye cevap vermedim. Ha, kaldırımın motor çıkması 3 olmalı. 10 o 1'di. Sorry. O 2'ydi. Ve sigara konusu dışında. 3. Ve diye saymaya devam edeceğim böyle galiba. Galiba iyi ya. Şu ana kadar çok da böyle büyük bir hayal kırıklığım olmadı. Kaldırımlar ve motor. Bir tane pause. Keşke hiç döndürmeseydim. New York'ta özlediğin 3 şey ne oldu? Of, helal gayet özledim. Sigarasızlık. Pizza özledim. Kaldırımlar.
Ve motor fark etti. Ve motorsuzluk. Hepsi gıda maddesi, onu fark ettim sayarken. Ailemi özledim tabii bir de haliyle. Sence sevgilinle ortak olan üç özelliğin? Takver, karı. Saklı eşinde. Evet. Okay, güzel olanları düşünmeye çalışıyorum. Ne? Ortak olmayan? Olan. Olan. Kötü olanlar da. Kötü olanlar da var çünkü. Espri anlayışı. İkimiz de bence kararlıyız. Bu önemlidir biliyorsunuz. Polina komik bir insan olduğunu düşünme çünkü. Bayağı risk seviyoruz. Boş vakitlerimizde yapmaktan hoşlandığımız aktivite. Ya da eskici cevaplarını veriyorum şu an. Ve... ve çevremiz falan. Bence... Arkadaş çevremiz. Arkadaş çevremiz. İkimizin de çok yok. Vicdanlıyız. Bitti mi? Ama üç şey sordun. Tamam, peki. Peki. Bu soru... Çıkla, dikkatli ol. Dünyada herhangi birini seçme şansın olsa kiminle akşam yemeği yemek isterdin? Tanımadın mı kişilerden? Yani, özgürsün. Ölü canlı? Tanıdığım olabilir. Siz benimle yemek yersiniz diye düşünüyorum. Ama sen kiminle isterdin? Sorunuz bu. Hani biz isteriz. Ölmemiş olsa iyi olur ya. Ne bileyim ya, yani şu an yaşayan birini geçmişten... Bence yaşasın. Yaşayan olmasaydı çabuk cevap verebilirdim. Şimdi yaşayanlar arasında seçim yapman gerekiyor. Kendini zapt altına alma ya, boş ver, yaşamayan da var. Kerem kiminle yemek yemek istiyormuş? Mustafa Kemal Atatürk. İzlediğim bir kız var, Best Dressed diye. Aha, biliyorum. Çok tatlı, bence kesin çok keyifli bir akşam geçirirdik. Kerem bunu Charlize Theron derse çok güleceğiz. Sevginle beraberken en utandığın an neydi? Hangi sevginle? Şaka şaka, bu şakaydı. Şu ana kadar. Yoksa genel olarak rutinde mi? Bence senin soruların daha enteresan. Şu ana kadar. Birlikte utandığımız anlar olabilir ama ben tekil olarak utandım. Ya muhtemelen böyle bir şeyi yanlış söylemiş, yanlış bilgi vermiş olurum. Onun öyle olmadığı ortaya çıktığında da komik bir şey. Yok yani. Tam olarak öyle değil. Mesela diyorum ki işte... İşte bilmem kim şu yılda işte Amerika'yı fethetmiş ve o tarihlerde aslında öyle bir şey olmamış falan, böyle bir saçma bir durum. Gerçekten en utandığın an bu mu ya? Ya bulamadım ya. Yani... Dayanamadı ya, bu soruyu bize sorsalar seçenekler yani, arasından bulamadık. Biraz düşünmem lazım o zaman. Ya yani illaki vardır da. Gerçekten Kerem'le galiba baştan beri çok rahat hissediyorum kendimi. Hani böyle hiç şey aklıma gelmedi. Hani çok... Kendim gibi olmayıp, işte utandığım, rahat hissetmediğim. Ya böyle sadece son kafamı falan sağa sola vurduğumda utanıyorum ama yani o şey yani. İyi hadi. Çok çok iyi bir cevabım yok galiba buna. Gerçekten yok galiba. Peki, hiç ayrılmayı düşündünüz mü? Bence evet. Evet. Şöyle açıklayabilirim. İpten dönmüştüğümüz oldu, evet. Tartıştığımız anlarda ya da işte bir anlaşmazlık yaşadığımız anlarda iletişim kurmak çok zordu. Farklı kıtalardaydık. Ayrılabiliriz diye düşünmüşümdür. Düşündüm. Peki bence beraber düşündüm. Olduğunuz zamanlarda? Yani artık ayrı. Ha, hayır. Bu hep böyle o ilk zamanlarda, çünkü mesela işte biz tanıştığımızda ben 20 yaşındaydım ve şu an 24'üm ve bu 4 yılda ben çok değiştim. Ben çok fevriydim. Neyse ki şu an her şey yolunda. Testin. En kritik soru. Bence bu yeteri kadar zordu. Hayır, bu daha. Ya bu daha doğrusu şöyle. Bu daha zor, bunun cevabı bağlayıcı çünkü. Tamam, ama bunun cevabı da şöyle bir şey, hayatımıza dair bir sırrı paylaşmış olduğumuz için hani bendeki ağırlığı bayağı yüksekti mesela. Öyle mi? Bu daha zor. Okey. Son sorum. Bu soruya iyi düşünüp iyi cevap vermeni istiyorum. Çift olarak en sevdiğiniz arkadaşlarınız ki. Ama bana bir şans bırakmıyorsunuz. Çift arkadaş mı? Tekil değil. İyi cevap ver, kameranın elinde. Ben bile çok arkadaşım yok dedim. Yani sizi söylemezsem hayatım daha zorlaşır gibi geliyor. Çünkü yani şuradasınız hemen. Şuradan çıkarsınız asansöre. Artık söyleme yeter yani, ben bunu duydum. Erbil'le Bülent. Tamam tamam, düşünme şakası yaptım bunu da. İkinci şakam olsun bu da. Bence bundan sonra herkes... Evet, soruyu sorsun onlara. Ben senin devamında çift çeken arkadaşlarımız aynı soruyu sorsun. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Biz de henüz bilmediğimiz için birbirimizin sorularını. Seneye görüşürüz mü? Hayır. Yani lütfen daha
önce görüşelim ya. Yani yorumlarınızı bekliyorum gerçekten. Umarım bu videoyu bizim kadar beğenmişsinizdir. Ve daha hızlı bir... Biz beğendik. Biz çok bence beğendik. Bence kanalı... Ama bu videoda bizim kadar katkınız var şu an yani. Evet, bizden bence farklı katkıları var arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, siz birer YouTuber... Siz YouTuber. Siz birer YouTuber'sınız, bize bunları mı soruyorsunuz diye bir soru geldi Polina'dan bana. Ya şaka yaptım. Yani şaka yaptım sevgimden, tamam. Şaka yapıyorum, minik şakalar, tamam. Minik minik şakalar. Sakin ol, sakin ol. Tamam hadi kapat. Abone kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bülent'i takip edin, Ergin'i takip edin. Zilleri açın. Kerem'i beni Instagram'dan takip edin. Benim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye. Bir şey diyeceğim, kimin cevapları daha iyiydi? Onlar daha çok eğlendiler. Biz daha çok güldük. Seninkiler daha netti. Polina'nın bazı cevapları... Ya Polina adıl adıl cevap veriyor ya. Böyle uzattıkça uzatıyor. Üç tane şey söylüyorsun, anlatmaya başladı. Orada Ergin böyle yani ben... Bizimki, bizimki şey gibi... Yani sen de ben... İkimiz de net... Ben net soru soruyorum. Olacak şeyler var. Net cevap veriyorsun. Bunlar muhabbet ediyorlar. Şu an artık versem şimdi değişmiyor. Neyse kapatalım da. Kapatalım videoyu biz bir. Çekiyormuş abi bu arada. Evet.